yanlış sulama ve ilaçlama kuraklığı beraberinde getirdi. Arazilerden dolayı yapılan yanlış işlemler, vahşi sulama, yanlış yapılan ruhsatsız ilaçlarla, haşere ile alakalı yapılan, süne ile yapılan mücadelede kullanılan ilaçların yanlış kullanılma sebebiyle yeraltı sularındaki kirlilik, bunlar arazide büyük çölleşmeye sebep olmakta. Doğunun Çukurova'sı olarak da bilinen Iğdır'daki manzara çölü aratmıyor. Türkiye'de yaklaşık topraklarının %19'u çölleşmekte. Dünyada aşağı yukarı 12 milyon hektar arazi çölleşmekte her yıl. Bununla alakalı 168 ülkede 1,5 milyar insan bunda doğrudan etkilenmekte. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Adem Ertaş, kuraklık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu diye konuştu. Tuz oranı yükselmiş durumda, toprak verimliliği düşmüş durumda. Bununla alakalı durumlar çiftçiler için çok büyük sıkıntı yaratmakta. İnşallah çiftçilerimiz bu şekilde düzenli ruhsatlı ilaçlar ve gereksiz yere vahşi sulama yapmadan, yağmurlama sularıyla topraklarını koruyarak geleceğe dair çocuklarımızın geleceğini garanti altına almaları gerekmektedir. Önlem alınmazsa gelecek nesillere toprak kalmayabilir diyen Adem Ertaş, sulama konusunda da bazı uyarılarda bulundu. Vahşi sulama yerine tamburla yağmurlama var. Tamburlu sistem, makinayı kuruyorsunuz tarlanın bir başından bir başına otomatikmen kendisi gidip gelip sulamakta. Normal yağmurlama dediğimiz boru hatlarını döşeyerek fıskiye şeklinde yağmurlamayla veya damlama sulama, bağ bahçe ise damlama sulama öneriyoruz. Hem gereksiz su sarfiyatı sağlamakta, su tasarrufu sağlamakta hem de toprağın yapısını bozmamakta. Türkiye'de çölleşme riski haritasına göre Konya, Karapınar, Iğdır, Aralık ve Şanlıurfa, Ceylanpınar çok yüksek risk taşıyan bölgeler olarak görülürken, kuraklık açısından Tuz Gölü Havzası, Ereğli Karaman Bölgesi, Şanlıurfa, Ceylanpınar, Mardin, Batman hattıyla Eskişehir çevresi orta ve yüksek risk grubunda bulunuyor.